Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ev yapımı temizleyici nasıl yapılır onu paylaşmak istiyorum. Öncelikle çocuklarınızla beraber çok rahat kullanabileceğiniz bir ürün. Ben kendim çocuklarımla beraber kullandığım gibi evimde de kullanıyorum aynı zamanda. Şimdik malum virüsten dolayı çantalarına da koydum ki okulda sıralarını en azından temizlerler, ellerine sıkabilirler diye böyle şişeler halinde hazırladım ve yanlarında bulundurtuyorum şu anda. Nasıl yapıyorsanız derseniz çok kolay aslında. Beyaz sirke kullanıyorum. Evde beyaz sirkeniz olmayabilir. O zaman ne yapabilirsiniz? Normal üzüm sirkesi, elma sirkesi, nar sirkesi, evinizde hangi sirke varsa onu kullanabilirsiniz. İlla beyaz sirke olacak diye bir şey yok. Onun haricinde ben limon kabuklarını hiçbir zaman atmıyorum arkadaşlar. Kaynamış suyun içerisine, soğutulmuş kaynamış suyun içerisine limon kabuklarımı bu şekilde atıyorum. Ağzını kapatıyorum ve beklemeye alıyorum. Çünkü temizliğimde, hani gündelik temizliğimde de kullanıyorum ben bunu. Özellikle kireç sökücü özelliği olarak mükemmel. Fayanslarda mükemmel. Aynı zamanda küf oluşumunu da engellediği için oldukça yararlanıyorum bu üründen. Dediğim gibi kullanacağımız malzeme aslında 2 adet. Bir tanesi limon kabuklarımızdan oluşturduğumuz suyumuz. Bir tanesi de sirkemiz. Evde hangi sirkeniz varsa. Diyelim ki şu anda evinizde limon kabuklarından oluşturduğunuz suyunuz yoksa, o zaman ne yapabilirsiniz? Limon kabuğu yağı alabilirsiniz. Birkaç damla sirkenizin içerisine limon kabuğu yağı damlatıp üzerine kaynamış, soğumuş suyla beraber ne yapabilirsiniz? Ölçünüzü tamamlayabilirsiniz. Benim elimde hazırım olduğundan dolayı ne yapacağım ben? Limon kabuğu suyumu sirkemle buluşturacağım. Hemen şöyle şırıngalarımız var zaten biliyorsunuz. O şırıngalarımızla beraber, bu arada mükemmel kokuyor, emin olun. Tamamen organik, evde kendi yapmış olduğunuz limon suyunuz. Hani bu içilebilecek kıvamda biliyorsunuz. İçine şeker koyduğunuz takdirde ne yapıyor? Limonata olarak tüketilebilen bir şeyi biz ne yapıyoruz? Biraz daha bekletiyoruz ve temizlik malzemesi olarak kullanıyoruz. İçilebilen, yiyebilen her ürün bildiğiniz gibi ne yapıyor? Oldukça sağlıklı olduğundan ötürü şöyle, bu arada şöyle birkaç kere daha şırıngayla damlatayım. Biraz zaman alıyor. Şöyle bakın. Şimdi ben şunu çalkalayacağım. Normalde ağzına kadar dolduracağım. Aslında temizlik malzememiz hazır. Elleri hiçbir şey yapmıyor. Kokusu mükemmel. İçinde sirke olduğundan dolayı, limon kabuğu özü olduğundan dolayı aynı zamanda ne yapıyor? İçerisinde E vitamini var. Ellerimizi koruyor, derimizi koruyor. Aynı zamanda da mikrop öldürücü özelliği var. Dediğim gibi çocuklarım sıraların üstünü sildiği gibi ellerine de bu şekilde rahatça kullanabilecekler. Onun dışında limon kabuğunu atmayıp, burada da limon kabuğu yağım var benim. Kendi evde yapıyorum ben bunu. Zeytinyağının içerisine limon kabuklarını dolduruyorum. Güneş görmeyen bir yerde bekletiyorum ve hemen bakın şöyle bir damlacık alıp istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ağrı kesici özelliği de var. Görmüş olduğunuz gibi. Burası şu an mükemmel kokuyor bu arada. Buram buram limon kokuyor. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi içerisinde sirke olduğundan dolayı. Onun haricinde evde muhakkak bulundurmanız gereken yağlardan bir tanesi bence kantaron yağı. Özellikle bebek sahibi olan arkadaşlar için birebir. Ciltteki herhangi olan oluşan çatlaktır, işte kabızlıktan dolayı oluşabilecek bölgelerde, pişikte çok etkili. Birçok yerde kullanabileceğiniz bir ürün açıkçası. Biliyorsunuz bebeklerimiz ne yapıyorlar? Kendilerini çizebiliyorlar tırnak yarası kalma riskine karşı. Zaten kantaron yağının eski adı da kılıç yağıdır biliyorsunuz. Evvelden askerlerimiz yanlarında kantaron yağı ile beraber hareket ederlermiş ki herhangi bir yaralanmada hemen üstüne sürüp devam edebilirlermiş. Onun haricinde şurada
çilek yağım var. Burada da karanfil yağım var. Karanfil yağı da özellikle diş ağrılarına falan çok iyi geliyor biliyorsunuz ve kokusu mükemmel. Ben bu türlü karışımlar yaptığım zaman içerisine bir damla karanfil koyabiliyorum. Bazen çilek yağı koyabiliyorum. Kokusunu da değiştirmiş oluyor böylelikle. Sizlere de şiddetle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi hiçbir yan etkisi yok bunun ama aynı zamanda koruyucu özelliği var. Biliyorsunuz temas yoluyla da geçebiliyor bu virüs. En azından kendi önlemimizi aldığımız zaman ne yapacağız? Biraz daha içimiz rahat olacak. Hepinize kolay gelsin diyorum. Sağlıklı günler dileğiyle. Hoşça kalın.